Ya bir bu eksikti ha. Nereden çıktı bu topik? Ya bu sorunlar da geldiğim üst üste geliyor. Ondan sonra sabır yersin. Ya bende sabır mabır kalmadı ha. Sen sakin olasın ya. Nasıl sakin olayım baba? Hazmedemiyorum bu durumu ya. Ya düşünüyorum. Nasıl böyle bir şey oldu? Yok bulamıyorum yani ben. Mümkünatı yok ya. Gördük mümkünatı yok. Baba sen durumun ciddiyetinin farkındasın değil mi? Ha? Ya gün doğdu şimdi rakiplere. Başlayacaklar Yasin Bıçakçı bütün kariyerini dopingle elde etti diye. Sırtlan sürüsü gibi çullanacaklar üstümüze. Oldu canım. Kaç kişiyle çullanacaklarmış Bıçakçı'ya. Kolaydı öyle. Oğlum kimsenin haberi olmayacak ya. Bilmeyecek kimse. Ya sence basın böyle bir haberi kaçırır mı? Tertemiz haber işte. Ama senin istediğin gibi ha. Artık gündemden düşmem. Sen böyle söylenmeye devam edersen basına gerek kalmayacak. Dura böyle. Ben halledeceğim ya. Sen unut, unut. Ne yapıyorsun? Bekle. Ha, alo. Sermet neredesin? Bir acil çık toplantıda sana bir şey anlatacağım. Ya bir işimiz düştü sağ benim bir canım sıkıldı. Senin de bu medyadaki gücünü, ağırlığını bilmeyen yok. Bir şey rica edeceğim ama senden. Estağfurullah. Bizim bu Yasin'i bilirsin abi. Yanıma dur bak sağa çok selam söyleyeyim. Tabii ya ederim ne duyar hamse ederim. Ya bu ya şimdi hapsini. Ya Sermet'im canım benim şimdi bir komplo düzenlediler bu sosa benim de canımı çok sıktılar. Biz de diyoruz ki bu işin aslını astarını öğrenene kadar. Hani konuşulmasın, duyulmasın medyada, sosyal medyada. Sen Allah dediyorsun. Haydi kurban oldum. Estağfurullah. Öperim nenemin ellerinden. Haydi kolay gelsin. Girsin toplantın. Haydi. Haydi. Ne? Budu işte. Sen konuşmayacaksın. Sen konuşmayacaksın. Sosyal medyada. Medyada konuşulmayacak. Ha bir sıkıntı çıkmaz yani ha? Ya çıkmaz işte. Unut da unut. Allah Allah. Nereye götürüyorsun bizi? Gidince görürsün. Allah, cellatlar bize ne yapacak? Bir şey yapamaz. Hiçbir şey olmayacak, tamam mı? Ama ben korkuyorum. Korkma halacığım, korkma. Bonzu korkma, ben bunu da yap. Aşkına, ne olur yardım et. Ne oldu? Yardım et. Kızım bir sakin ol da. Çocukları kaçırdılar. Sen ne biliyorsun? Ne oldu? Tamam kızım dur bir sakin ol bir anlat bakalım ne oldu? İshak'la Boncuk Menaşe'nin telefonundan aradılar. Ağlıyorlardı. Sonra Tufan'ın sesini duydum arkadan. Telefon bir anda kapandı sonra aradım defalarca açmadılar. Ne oldu Menevşe'ye? Kızım nerede? Nerede Menevşe? Kızım bir dur ortalığı velveleye verme. Bir ne olduğunu anlayalım da. Ya baba bir şey olduğu yok. Menevşe çocukları aldı Luna Park'a götürdü. Dikkat çekmek için ne yapacağını şaşırdı bu kadın ya. Tamam bir dakika arıyorum ben. Dur sakin olun. Kafam aptal kafam ben. Nasıl müsaade ettim gitmelerine? Nasıl müsaade ettim? Çalıyor. Açmıyor. Beni oraya götür. Canavın çiftliğindelerdir. Kesin oradalardır. Götürün beni. Tamam bir sakin ol ya. Belki çocuklar sana şaka yapmıştır. Tufan'ın sesini duydum diyorum. Bir daha arayacağım dur. Dur kızım dur. Dur bak eğer açmazsa gideriz polise. Kolay mı ya öyle gündüz gözüyle? Onlar telefonun izinden bulurlar nereye olduğunu. Çocuk kaçıracaksın falan olacak işte. Çekse arabayı ya. Çek sağa indir bizi ya. Çek. Bak çok konuşuyorsun. Elini kolunu ağzını bağlayacağım şimdi ha. Hala anneme gidiyorum. Hala anneme gidiyorum. Hala anneme gidiyorum. Tamam. Sakin olun. Ben buradayım tamam mı ablacığım? Korkmayın. Sakin olun. Çocuk kaçıracaksın falan olacak işte. Siz onları tanımıyorsunuz. Onlar her şeyi yapar. Her şey beklenir onlardan. Tanışırız. Onlarla da tanışırız. Dur bir sakin ol. Bir anlayalım nedir ne değildir. Ha? Açmayın. Aranızdaki mesele ne bilmiyorum. Ama bu çocukların bir suçu yok. Bari onları bırak. Ya meseleyi bilmiyorsun ama çok konuşuyorsun. Konuşma. Yeter. Bak. Başına büyük bela alıyorsun. Yol yakınken çek sağa. Tabii siz nasıl isterseniz Menevşe Hanım. Dilaver. Buyur ağam.
Menderşe Hanım sağ tarafta inmek ister. O yüzden müsait bir yerde kendisini indirirsek sevinirim. Duruyor mu abi o zaman? Dilaver, devam et. Dilaver. Dilaver, şakadan da anlamıyorsun. Bak, ailem bunun peşini bırakmayacak. Çok pişman olacaksın. Şşş. Son kez arıyorum. Çok vakit kaybediyoruz. Haydi gidelim. Ağam, sözümü tuttum. Bıçakçıların kızıyla torunlarını aldık, geliyoruz. Aferin Tufan. Fedoralı bir fare tuttun ha. Ellerinden öperim baba. Sakali son sözünü söylediğini düşünür. Ama varsın düşünsün. O kiminle dans ettiğini bilmiyor baba. O daha hakiki Canapa'yla tanışmamıştır. Artık tanışacak. Bu saatten itibaren gözleriniz bıçakçı ailesinin her ferdinin üzerinden ayrılmayacak. O konaktan havalanan kuşun bile peşini bırakmayacaksınız. Bana o aileden birini ama en kıymetlisini getireceksiniz. Bu ailenin en kıymetlisi o topçu Yasin'dir baba. Hı. Onu kaçıralım. Baba! Topçu ünlüdür. Etrafında gazeteler vardır, basın vardır, insanlar vardır. Bizim başımızı belaya sokar. Hı. Ama Menevşe onun kıymetlisidir. Hem de kolay avdır. Baba ben avın kolaylığında değil, büyüklüğündeyim. Eğer o topçu Yasin'i kaçırırsak Ali İshak çöker. Ağa yıkılır. Yerle yeksan olur. Ağam. Menevşe onun yumuşak karnıdır. Hem de zayıf kalesidir. Menevşe'yi alırsak kaleyi içten fethetmiş oluruz. Ben kararımı verdim. Heh. Menevşe. Aferin Tufan. Kafan biraz çalışır gibi oldu ha. Eve bundan tezi yoktur. Hazırlıklara başlayın. Düşünün, taşının. Önce kafanızı, sonra gözünüzü, en sonunda elinizi, ayağınızı çalıştırın. O kızı bana getirin. Avını yakalayan kaplanı düşün. Avını bekler, gözler, izler. Hareketlerini takip eder, hızını ayar eder. Görür görmez, üzerine atlamaz. Sen hiç merak etme ağam. Bu iş bizde. Eğer bu sefer de elinize yüzünüze bulaştırırsanız o yeşili bırakır. Sizi gebertirim. Andım olsun ağam. Bu sefer başaracağım. İstediğini sana getireceğim. Bakacağız. Sözümü tuttum ağam. Peki bıçakçıların haberi var mı? Allah kızın telefonu arayıp duruyorlar. Telefonları aç. Diyeceğini de. Sonra da telefonu imha et. Anlaşıldı ağam. Çocukları almış mı? Aldık. Ünal aldık. Sakalı bir şahçı. Bunu sen istedin. Ayağına gelen koskoca Cenap Karlıca'yı boş göndermek neymiş? Gör bakalım. Aç artık sen de şu telefonu ya. Aç. Heh. Açtı, dur. Allah'ım sana şükür. Alo. Menevşe. Menevşe sesin gelmiyor. Çekmiyor herhalde. Menevşe. Çekiyor topçu. Çekiyor. Abi, abi iyiyiz biz, merak etme, tamam mı? İyiyiz. Amca, anne kurtaracak. Bizi kurtaracak. Annem. İshak, Boncuk annem, neredesiniz? Neredesiniz? Amca kurtaracak. Tamam, yeter. Ula kardeşimin telefonu, sende ne işi var? Şimdi, ben iyi dinle topçu. Kardeşim beğenlerin elimde. Evinize geldik.
Güzellikle yeşili istedik, vermediniz. Eğer kardeşini ve yeğenlerini sağ salim görmek istiyorsan yeşili bana getir. Sen de beni iyi dinle. Eğer benim kardeşimin ve yeğenlerimin kılına zarar gelsin, oğlum önce seni öldürürüm lan. Duydun mu beni? Önce seni öldürürüm, sonra kökünüzü kazırım. Anladın mı? Ortada Karlıca diye bir soyadı bırakma. Ona göre. Ne yapacağını biliyorsun topçu. Getir yeşili, al kardeşini ve çocukları. Hadi eyvallah. Ne diyor? Ne dedi? Neredelermiş? Menevşere çocuklar iyi miymiş? Heh? Yok, bu böyle olmayacak. Eşkıya Kadir, bunlar, eşkıya getir bunlar. Arabayı, polise gideceğiz. Hemen abi. Getiriyorum. Onlar polis falan anlamaz. Çocukları kaçırdılarsa şimdi, onlar bunu da düşünmüşlerdir. Bilirim kızım, bilirim. Biz önce kanuna, kitaba göre halledelim, sonrasına bakacağız. Aynen, eşkıyalığa devam ederlerse sen merak etme. Usulün neyse ona göre cevap veririz. Gidelim ne olursun, hadi gidelim. Gidelim ne olur. Sen nereye? Ben de geleceğim. Yok, olmaz öyle şey. Sen buraya sun. Biz gidip bakarım. Babam haklı, adamların zaten istediği bu. Unuttun herhalde ya. Tüm bunları zaten seni almak için yapıyorlar. Tek istedikleri şey dışarıda olman. Kal burada sen. Alsınlar. Alsınlar benim canımı, alsınlar. Alsınlar beni, alsınlar. Ben razıyım. Çocuklarım artık sizin korumanızda. Onlar ailelerini buldular. Benim canımın bir kıymeti var mı? Sen. Çocuklarım onların elindeyken ben hiçbir yerde duramam. Burada hele ölürüm de durmam. Ben de geleceğim. Baba. Tamam, bırak gelsin. Tamam. İn aşağıya, üstüne mont bir şeyler al. Böyle olmaz. Biz seni aşağıdan alırız. Haydi, tamam. İn aşağı. Ben geçiyorum. Hadi çabuk ol. Tamam. Ender, sen Lamia ile konuş. Anama bir şey çaktırmasın. Kadının yüreğine iner ha. Cukiye, sen de anamı yalnız bırakmayasın. Hep yanında kalırsın. Tamam baba, merak etme sen. Hadi bakayım. Girin içeri. Allah'a emanet. Haydi. Sağ olasın. İshak Efendi'yi şimdi göreceğim bakalım. Yani kayfasını keyifle içebilecek mi? Aferin Tufan'a. Çocukları da kaçırmış ha? Vallahi ne yalan söyleyeyim, ben halledeceğini düşünmüyordum. Ayaklarım böyle olmayaydı. Şimdiye ben halletmiştim de. Neyse. Neyse ne? İshak Efendi artık iyice köşeye sıkıştı. Torunlarımın anasını vermem diyordun, ben şimdi seni göreceğim. Bakalım torunlarınla kızın elimdeyken ne yapacaksın? Bıçakçılar birazdan düşer buraya. Biz de misafirleri iyi karşılayalım. Gelsinler bakalım. Haydi, haydi. Aga, biz de gelelim. Yok dayı, siz buraya kalın. Epi kollarsınız. Olur. En azından ben geleyim İshak Ali Bey. Yok Kadir, sen dayının yanına kal. Belli ki bu herifler bizimle uğraşacak. Biz de boş durmayalım, sen ona göre bir organizasyon edersin ha. Tamamdır. Haydi. Allah'a emanet. Tamam, tamam müdürüm. Biz de şimdi karakola gidiyoruz ha. Sağ ol, Allah razı olsun. Sağ da zahmet verdi. Eyvallah. Ellerinden geleni yapacaklar. Arama izni için ricada bulundum. Kırmadılar sağ olsunlar. Aferin. Aferin. Bak görüyor musun? İnsan isteyince nasıl böyle hanım hanımcık durabiliyor. Ağam. Ağam polis. Vallahi polis, billahi polis. Çek sağ. Çek sağ, çek sağ.
Bakalım ne yapayım? Gazı kökleyip aralarından yılan gibi sıyrılayım mı? Sen sus Dilaver, sen konuşma. Sen konuşma. Düşün bakalım Tufan Efendi. Kapandan fare nasıl çıkar? Düşün. Dilaver. Buyurun. Şu kabloyu ver bana. Şimdi iniyorsun, koşa koşa polislerin yanına gidiyorsun. Nasıl abi? Polislerin yanlış yerde durmasına, öyle geleni geçeni çevirmesine ayar olmuşsun yine. Gidiyorsun olay çıkartıyorsun. Niye? Niye abi? Çünkü asabın bozulmuş Dilaver. Keyfin yok, tamam mı? Canın sıkıldı. Canım sıkıldı. Tamam, kendini asabım böyle bozulmuş. Doldur. Ben canım çok sıkıldı tamam, şu an. Tamam abi. Çok derginim şu an. Öne geçiyorum. Sakın bir yanlış yapayım ben de. Yaşamına son vermeye değer mi hiç kardeşim? Nasıl sakin olayım kurban olayım? Çok tamam. Kötüyüm ya. Ruhsattın mı bizi ya? Ne? Ruhsattın mı? Abi ruhsattın kolumuz şu an. Benim işim kafama silah ya. Öldüreceğim kendimi bir... Lütfen sakin ol. Lütfen. Tamam şimdi burada bir tane yapma. Lütfen sakin ol. Bak daha yaşayacak çok güzel günlerimiz var. Hadi. Değil mi? Evet. 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 Çok da gencim. Evet. 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 Bak, daha indireyim mi? İndiriyorum. Bırak. İndiriyorum. Bırak. Tamam. Bırak. Tamam. Bırak. Sakin. Sakin. Yavaş yavaş. Hah. Yavaş. Hadi gel bakalım. Gel arabaya geçelim. Gel bakalım arabaya bir geçelim. Arabada güzelce ne anlatırsın derdin. Kaldı. Az kaldı. Çok az kaldı. Valla polisleri de atlattı. Çocuklar daha maç bitmedi. Hakem düdüğünü çalmadan maç bitmez. Yalnız bu oyunda hakem benim. İstediğim kadar düdük çalarım. Haberin olsun. Yavaş lan! Cenap çocuklara bir şey etmeden sen bizi öldüreceğiz ona! Ya daha hızlı olmazsak onları hepten kaybedeceğiz baba. As. Lan yavaş yavaş! Hadi.
Hadi çocuklar. Gelin alacığım, korkmayın hadi. Geçin şöyle. Sanki cadıların yaşadığı gibi bir yer. Boncuk, eğer içeride çok fazla şekerleme varsa kaçmamız gerek, biliyorsun değil mi? Şekerleme yok. Varsa tayin elması vardır. Hadi yürüyün bak. Allah. Tahin elbası da tuzak mıdır? Değildir alacığım. Değildir. Güzeldir tahin elbası. Açsan yeriz birlikte. Yaklaştık amirim. Sağ olasın. Allah razı olsun. Hadi 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 hadi. Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et alacığım. Allah ben korkuyorum. Korkma alacığım, gidiyoruz işte. Hadi yasak boncuk hadi. Hadi alacığım, hızlı biraz daha hızlı. Biraz daha hızlı, hadi. Menevşe! Hala? Cellat bizi burada. Arabaya. Arabaya gidiyoruz, hadi. Hadi. Hızlı olun çocuklar, hadi, hadi, hadi. Alacığım, hadi, hadi, hızlı alacığım, hadi. Çabuk, 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 çabuk. Hadi, hadi. Sağdan. Hadi boncuk, hadi. Hadi alacığım, hızlı biraz daha, hadi. Anahtarı almış ruhsuz. Allah kahretsin ya! Thank you.
Menevşe Bıçakçı, İshak ve Boncuk Çetin'in Tufan Karlıca tarafından kaçırılıp burada alıkonulduğuna dair ihbar aldım. Arama emri. İçeri bakmamız lazım. Ben bir Cenap Bağım'a sorayım. Arama izni var diyorum. Aç şu kapıyı. Sonra sorarsın ağanı. Çekil kenara. Ekip, dikkatli bir şekilde çiftliğin her yerini bütün detaylarıyla arıyorsunuz. Kolay gelsin. Emredersiniz abi. Tamam abi. Şimdi çağır Cenap Ağa'nı. Tabii amirim. Baskın yapar gibi. Ne ziyareti bu? Oho, Ali İshak Bey de buradaymış. Geleceğinizi haber verseydiniz hazırlık yapardık. Hoş geldin Yeşil. Nerede çocuklarım? Çocuklarım nerede? Nerede çocuklarım? Nerede? Ne diyor bu kadın? Niye dayanmış bizim kapımıza? Sakin ol, tamam. Ana sen dur. Ağzını hiç yorma. Belli ki burada iftira var. Bize çocuk bocuk yok. Polim yapma Cenap Bey. Polim yapma. Kızımla torunlarım nereydi? Onu de bana. Ben ne bileyim senin kızın nerede, torunun nerede? Baskına gelir gibi sormadan, etmeden kapıma dayanmıştınız. Üstüne bir de bana hesap mı soruyorsunuz? Ha? Cenap Bey, senin oğlun Tufan, kızımla torunlarımı kaçırdı. Ha. Sen onların nereye olduğunu biliyorsun. Benim canımı sıkma. Deva neredeler? Valla benim Tufan'dan haberim yok. Kim kimi kaçırdı orasını bilmem. Belki de senin kızın Menevşe kendi isteğiyle kaçmıştır. Ulan sen benim kardeşim yok. Benim kardeşim yok. Tamam. Yavaşlar. Şişt. Sakin olun. Beyler sakin. Akıllı ol topçu. Yasin Bey lütfen bir sakin olun. Tamam bırak. Tamam. Cenap Bey. Hakkınızda İshak Ali Bıçakçı'nın kızı ve torunlarını kaçırmaktan şikayet var. Vay. Şu anda arkadaşlar çiftlikte arama yapıyorlar. Bu arada benim de size birkaç sorum olacak. Şöyle sakin bir yerde konuşalım. Valla memur bey. Bizim ne kimseden korkumuz vardır. Ne de çekincemiz. Hadi buyur. Buradan ayrılma. Emredersiniz abi. Allah kahretsin hepinizi. Allah kahretsin. Bir süre burada misafir edeceğiz. Hususlu oturun. Sakın yaramazlık yapmayın. Bırak, bırak, bırak! Ne? Ne? Bırak, 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 bırak beni! Bırak! Tamam çocuklar, sakin olun. Bakın halanız yaramazlık yaptı, böyle oldu. Siz yaparsanız sizin de sonunuz böyle olur ha. Ne
Alo, bunlar ne? Çok çirkin. Oyuncak bunlar halacığım. Hala, ben bu oyuncakları hiç sevmedim. Ben de. Ben de. Hala, bizi öldürecek mi? O nasıl söz olacağım, olur mu öyle şey? Hala, ben annemi istiyorum. Çocuklar, gelecek anneniz. Merak etmeyin, tamam mı? Ama o yokken ben varım. Korkmayın, olur mu? Lütfen. Hala, ya annem kalmazsa? Gelecek. Söz veriyorum, gelecek. Sen nasıl bir insansın ya? Hiçbir vicdanın yok senin. El kadar çocuklara bunu yapmaya hakkın var mı? Kızım, sen hiç akıllanmaz mısın? Bak yine konuşmaya başladın. Vicdansız. Şu haline bak. Ne varmış halimde? Ben de onu diyorum işte. Bir şey yok. İnsanlık namına hiçbir şey yok. İnsan olan birazcık utanır. Baban analarını verseydi şu an bunlar olmazdı. Yoksa ben de çok meraklı değilim çocuklarla seninle uğraşmaya. Bence sen zevk alıyorsun bu işlerden. Onu nereden çıkardın? Ağam, sözümü tuttum. Geliyoruz. Babanın gözüne girmek için haydutçuluk oynayan bir çocuktan farkın yok senin. Amirim. Söyle. Her yere baktık. Maalesef Menefşe Bıçakçı ve çocukların izine rastlamadı. Tamam. Bir daha bakın. Her yere bakın kurban olayım. Her yere bakın. İyice bakın. İyice bir yere saklamışlardır. Yeşil Hanım, maalesef yoklar. Her yere bakıldı. Yer yarılıp içine girmedi ya bunlar. Kesin ha buraya bir yerdeler. Nereye sakladın Cenap Bey? Ağzından çıkanı kulakların duyuyor mu? Bu laflar sana hiç yakıştı mı Bıçakçı? Baskın yapar gibi evimize geldin, bir şey demedik. Adamlar yok diyor. Bana bak Bıçakçı, efendiliğini bil, git. Kızını başka yerde ara. Aradığın burada değil. Yalan söylüyorlar, siz onlara inanmayın. Buradalar. Ya memur beyler bana mı inanacak yoksa mahpustan yeni çıkmış oğlumun katili sana mı inanacak? Lan lafını bil de konuş. Beni Yasin Bey. Oo, yavaş. Asıl katil sensin. Ha bu polisler olmayaydı. Ben sana ne yapacağımı bilirdim ama. Yasin Bey, İshak Bey. Lütfen bir sakin olun. Teknik takip başlatıldı biliyorsunuz. Biz de elimizden geldiğince incelemeleri yapıyoruz. Siz merak etmeyin. En yakın zamanda kızınızı ve torunlarınızı size getireceğiz. Arkadaşlar gelince çıkıyoruz. Kemal, siz burada bekleyin. Emredersiniz. Seninle bir baş başa konuşalım ha Cenap Bey. Haydi gel. Yasin, biz buraya kalmalıyız. Sakin. Dikkat et. Ya canınızı almaya gelmedim. Yemek getirdim, yemek. Çocuklar, arada Menekşe halanızı da besleyin. Elleri bağlıdır, zor durumdadır. Şimdi tek başına yapamaz. Menekşe değil, Menevşe. Ya tamam. Bir harf için bu kadar sinirlenmeye, aramızın bozulmasına gerek var mı Menekşe? Kalo. Vallahi siz bilirsiniz. Çocuklar, aç mısınız? Hadi yiyin o zaman. Hadi yiyin.
Buyur. Kaykamızı iç. Ben buraya ne oturmaya ne de kahve içmeye geldim Cenap Bey. Şu işi halledelim. İçsin gitsin. Bitmesi sana bağlı bıçakçı. Ne yapman gerektiğini biliyorsun sen. Hele şu kapıdaki tiyatroyu bitirelim de. Sonra da kızı bırak. Git. Sen de kurtul. Ben de. Aç kulağını. İyi dinle Cenap Bey. Hı. Benim kitabımda sözünden dönmek yoktur. Ben sana o gün söyledim. Kapıma dayanan mazlum bir kadını, torunlarımın anasını o gün sana vermem dedim. Bugün de vermeyeceğim. O zaman olacaklara razı olacaksın bıçakçı. Ha? Cenab, bak sen daha beni tanımaysın. Biz başımıza geleni çekerim. Arkamızdan koşanı savuştururuk. Ama asla boyun eğmez uka. Sen cezayı bağ değil. Masum çocuklara, kadınlara kesiyorsun. Ben senin kapına geldim. Ne dedim bıçakçı? Sadece sen değil. Tüm soyum. Ben bu kızı alana kadar benim düşmanımdır. Burada böyle bilesin. Benim de son sözüm budur. Yeşili vermeyeceksen bir daha kapıma gelme. Anladın? Bıçakçı. Yeşil. Gel hele gel diyeceklerim var. De ne diyeceksin? Burada kal. Karım ol. Sana söz dokunmayacağım. Senin karın olacağım mı? Ölürüm. Daha iyi. Çocuklar, sen, ben, he de sizi kanatlarımın altına alayım. Babanla Tufan'a kalırsa sen de çocukların da ölecek. Kendini düşünmüyorsun, bari çocukları düşün. Eğer merak etme, benim olursan sen de çocukların da yaşayabilir ha. Yeşil. Yeşil. Yasin, Yeşil, haydi gidelim. Hadi Yeşil. Hadi. Hadi. Annem hadi iç şundan, azıcık sakin ol, haydi. Haydi iç bakayım azıcık. Hadi. İç iç. Sakin ol. Ya polisler bulamazsa. Ya artık Yeşil'i vermekten başka çare kalmadı. Yeşil'i verecekler, Menevşe'yi alacaklar. Ay sakala. En baştan verecektin o kadını, başımıza bunlar gelmeyecekti. Hep o laz inadı yüzünden. Bir tuttu mu gözü, bir şey görmüyor. Ya anne, Menevşe'yi o adamların elinde bırakacak halleri yok ya. Bırakmaz da. He. Onun aklında 40 tane tilki geziniyordur şimdi. Lami abla. İshak Ali babam dedi ki Boncuk nineye hiçbir şey çaktırmayın. Yok yok demem. Ben şimdi Suna'ya da tembih ederim. Siz sakın merak etmeyin. Heh.
Allah'ım ya. Azıcık sakin ol da haydi. Allah'ım sen evlatlarımı koru ya Rabbim. Evlatlarımı koru. İnşallah menevşe yanlarındadır. İnşallah içleri rahattır. İnşallah iyilerdir. İyilerdir inşallah, iyilerdir. İyilerdir. Nasıl iyi olsunlar ki? Aklıma bu kayıt olanla. Müsait misin? Müsaade. Kızım iyi misin? Bir sağ bakayım dedim. Nasıl olayım? Ölüyorum. Ölüyorum. Tövbe yarabbim, tövbe bismillah. Ne ölmesi, ne kalması kızım. Hele geç bakayım, geç geç. Alamıyorum Rıza dayı. Ellerimden hiçbir şey gelmiyor. Ne yapacağım ben? Kızım, günden bu eziyeti niye yapıyorsun? Eziyeti yapan onlar. Ne yapıyorlarsa, ne ediyorlarsa onlar yapıyor. Tamam, doğru da sen bari kendine yapma bunu ya. Şöyle bir nefes al, rahatla. Anasından kuzular ayrı durur mu? Bulacağız bir çaresini. Bakacağız. Nasıl bulacağız? Sen söyle bana. Yavrularım benden hiç ayrı kalmadılar ki. Ah be kızım. Ah be kızım. Ben de onlardan hiç ayrı kalmadım. Bir gün olsun onları yanımdan ayırmadım. Hep koynumda büyüttüm onları. Hiç dışarıyı mı bildiler? Başka insan mı gördüler? Onlar benim kokum olmadan uyuyamaz. Ben biliyorum. Hele Boncuk. Benim şu saçımı tutmadan uyuyamaz. Benim uykum kaçtı. Annem sabah daha çok var. Uyuyalım, uyanalım, dinlenelim olur mu? Ama gözüme uyku gelmiyor ki. Sen gel bakalım ananın koynuna. Gel, merak etme söz gelecek Orkun. Gel, gel annesini güzel gel bakalım. Gel bakalım sen. Kardeşini uyandırmayalım. Dur. Tamam. Anne saçın. Kim bilir şimdi nerededirler, nasıldırlar? Yeşil, kızım, şu ümidini bir diri tut. Alacağız çocukları. Bana bak, bu kötülüğü yapanlar da cezasız kalmayacak. Ha bunu da kafana yaz. Hayatımı mahvettikleri, beni alt üst ettikleri, dünyayı bana dar ettikleri yetmedi. Şimdi o küçücük yüreklere korku salıyorlar. El kadar bebelerden ne istediniz vicdansızlar. Keşke öldürselerdi beni gördükleri yerde.
Keşke alsalardı şu canımı. Alsalardı canımı da beni canlarımdan ayrı koymasalardı. Tövbe tövbe, tövbe tövbe. Kızım. Hele bir dur kızım. Bana bak. Bakma. Dik olacaksın, dik. Ha şöyle. Allah, ben korkuyorum. Biz hiç annemden uzak kalmadık ki. Ya annem ne zaman gelecek? Başını açacak. Gelecek İshak. Merak etmeyin, gelecek. Gelecek, gelecek diyorsun. Hani gelmedi işte. Siz bana bir güvenin. Ben gelecek diyorsam gelecek. Ama yarın gelecek. Şimdi gece oldu. Uyuyacağız, uyanacağız. Öyle gelecek. Anlaştık mı? Anlaştık değil mi? Anlaştık da. Ama nasıl uyuyacağız? Biz hiç annemsiz uyumadık ki. O bize hep neyini söylerdi. Ben annemin saçlarından tutup uyurdum. Ya benim saçlarımı da tutabilirsin Boncuğum. Ha? Ben de halanım seni. Ninni'yi söylemedin. Ninni, doğru. Söyleyeyim o zaman Ninni'yi. Sen bir güzel meleksin. Her gönülde çiçeksin. Sen bir güzel meleksin, her gönülde dileksin. Sen ne şirin bebeksin, uyu uyu göz bebeğim, uyu uyu ninni. Sen bir güzel meleksin, her gönülde çiçeksin. Sen bir güzel meleksin, her gönülde dileksin. Sen ne şirin bebeksin. Göz bebeğim, uyu uyu ninni. Sen ne şirin bebeksin, uyu uyu. Göz bebeğim, uyu uyu ninni. İleri bir geri gidip durma. Zaten kafamız gitmiş. Olanı da sen götüreceksin. Ya ne yapacağım, ne yapacağım? Gebereyim Asmir'de. Kızım eşkıyanın eline dur. Torunlarım eşkıyanın eline dur. Bana buraya ayır. Hiçbir şey yapamayım. Menevşe'nin de bizim de kurtulmamızın yolu belli baba. Kızım, ben senin ödediğini etsem nasıl çıkacağım ya ben insan içine? Oğlumdan sonra kızımı da kaybedersen benim yüzüme nasıl bakacaksın? Bilendir. Bak benim sinirlerimi hoplatma. Benim sinirlerim ne olacak peki? Anne yüreğim. Oğlunu toprağa koymuş ruhum. Ne olacak söyle. Ver bu uğursuzu kurtulalım dedim. Bu musibetleri başımıza sarma dedim. Sonunda olanlar Menevşem'le o günahsız Sabiler'e oldu. Ne etseydim bilenler? Masum bir kadın. Bağ sığınmış benim evime kapıma gelmiş.
O eşkıyaya mı verseydin ben? Verseydin İstekal. Verseydin kızımla torunlarım şu an yanı başımda olacaktı. Ayaklarından kapanıyor. Güzel annene ağlama. Kurtulmayın. Ağabey sen ya. Ne olur o kadını gönder bana. Menevşemi getir. Ben evladımı daha kaybetmeye dayanamam. Anne. Anne. Bak bana. Bak. Hiçbir şey olmayacak. Menevşeyi de çocukları da alacağız geleceğiz. Darlama kendini, tamam mı? Cemile. Yeşil, ne oldu? Ağlama, ne oldu? Çocuklar, çocukları kaçırdılar. Ne? Çocukları mı kaçırdılar? Evet. Menevşe'yi de kaçırdılar. Allah'tan o yanlarında da yoksa kafayı yerdim. Ne olmuş? Kötü bir şey mi olmuş? Bir dakika, bir dakika. Ayça orada mı? Ayça orada mı? Yok, burada değil, sabah gelecek. Tamam, sakin ol. Ne gerekiyorsa yapar, o adamların elinden o çocukları alırız. Sen yalnız değilsin. Dışarıda eşimiz, dostumuz, kuvvetimiz bol bin şükür. Tamam mı? Tamam. Tamam, ben şimdi kapatayım, ben tekrar konuşuruz. Yeşil, beni habersiz bırakma bak. Kafayı yedirtme bana, muhakkak haber ver, tamam mı? Tamam, tamam hadi. Ne olmuş? Çocukları kaçırmışlar. Menevşe de onlarlaymış. Ah Yeşil, kim bilir ne haldedir şimdi, perişan olmuştur. Emin ederim firaredesin var. Ben bir yolunu bulsam bir dakika bile durmam burada. Yeşil'in yanında olur, o çocukları alıp ona geri götürürüm. Bunu düğünümüzde yüz görünlüğü olarak takacaktım sen Yeşil. Ama kısmet olmadı. O gündür bugündür bu yazmada saklıyorum. Bunu ellerimle boynuna takacağım anın hayaliyle yaşadım hep. Yeşil. Şimdi o günler çok yakındır. Ben hallederim ha onu. Ünal, bu ne? Bu ne? Bu nedir? O kadın için mi bu? Ya sen utanmadan hala bunu mu saklıyorsun? Ne bu? Ben de ne zamandır size söyleyeceğim, söyleyemiyorum. Buyur söyle. Siz onu öldüreceksiniz ama o öldüğü gün benim de toprağa girdiğim gündür. Ya sen ne diyorsun lan? Sen ne saçmalıyorsun? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? O nasıl söz oğlum? Ben onu hala seviyorum. Ya sen kafayı mı yedin oğlum? Yıkıl git karşımdan. Bir daha duymamış olayım. Etrafımızda yılan bir değil bin. Ha o yılanlardan birini de koynumuzda beslemişiz. Ana. Ağam. Ben onu hep sevdim. Aklımdan da gönlümden de bir an çıkarmadım. Ya sus İfrit. Ya bir duyan olursa ne diyeceğiz? Bizi taşlamaya gelirler oğlum, taşlamaya. Cenap Ağa oğlunu geberten kadını öldürmek yerine yine Ünal'la baş göz etti derler. Ya sen beni yerin dibine sokmak mı istiyorsun? Ha? Hasbinallah. Kötülüğüm kalmak seni yedi bitirdi Ünal. Senin aklın başında değil ha. O nasıl söz ana? Bu sevdadır ha. Böyle olmamla ne alakası var? Sevmek suçtur. Ya sus. Aklını tozutmuş gibi konuşma karşımda. O kadını unut. O kadını unut. Belli ki sözümün hiçbir hükmü yoktur. Ama bu yüreğime de söz geçiremezsiniz ha. Onu böyle bilin. Ben senin o yüreğini söker alırım. Yürekmiş. Biri bitiyor, biri başlıyor. Ya ben hanginize ne akıl vereceğimi şaşırdım. Sakin ol ağam, sakin ol. Unutacak. O kem gözlü kadını unutacak.
Unutmazsa ben ona nasıl unutturacağımı bilirim. Hele bu gecenin şerri bir geçsin de sabah ola hayrola. Yine ne oldu Nazlı gelin? Ha, yataklara düşmüşsün. Gecenin bu vakti niye herkes ayakta dur? Anamın tansiyon çıktı da babaanne. Hadi bakayım. Uşakları getirin de bir seveyim ha. Menese çocuklar Luna Park'a götürmüştü daha gelmedi. Aynen. Aynen yani şimdi büyük ihtimalle oyuncaklara falan daldılar ama birazdan gelirler. Birazdan. Babaanne. Gecenin bu saat. Ha. Yani. İşte. E çocuk da dalmıştır. Giderim dalga gibi birileri bir geri. Koca Karadeniz'in yok mudur bana da yeri. Giderim dalga gibi birileri bir geri. Koca Karadeniz'in yok mudur bana da yeri. Ne büyük istiraptır bakarsın eller gibi. Dayan yüreğim, dayan dayan yüreğim. Ne büyük İshak. İstiraptır Boncu. Bakarsın eller gibi. Dayan yüreğim, dayan dayan. Annem gelin. Boncuk. İshak, Boncuk. Niye cevap vermiyorsunuz annem? Sen bizim annemiz değilsin. O ne demek yavrum? Evet, sen yalancısın. Babamız bize her şeyi anlattı. Bize yalan söyledi. Babanız mı? Seni istemiyoruz. Yanıyorsun alacığım. Ellerimi bir çözer misin? Çocuk hasta, bakmam lazım. Olmaz. Ben bakarım. Şu ellerimi bir çöz. Sonra tekrar bağlarsın. Ya çocuktur, hastalanır. Şimdi yüzüne bir su çarparız, geçer. Ya ne suyu? Hastaneye gitmesi lazım. Hastaneye gidersek siz benim başım belaya sokarsınız. Burada ateşi düşmezse senin başın belaya o zaman girecek. Dua et de düşsün ateşi. Düşer düşer. Üşüyorum. Hadi hastaneye gidelim artık. Ya uzatma dedik sana. Üşüyorum. Şuralara bir bak. Sirke falan var mı?
O mu? Ne bileyim o mu? Aç kokla. Hiç sirke görmedin mi hayatında? Getir bana. Getir. Sirke bu. Bundan bir parça beze dök. Çocuğun bileklerini, alnını sil. Allah'ım sen kızımı şeytanların elinden kurtar yarabbim. Onu ve torunlarımı bana bağışla. Bu kuluna bir ıstırap yeter. Başka acı verme yarabbim. Odasında olacak. Söz. Bıçakçı söz. Gel bakalım. Gel böyle gel. Gel gel gel. Hani ben senin karınım? Hani ben sizi yaşayamazdı dersin bu başıma sardıkların ne? Madem gönlüm başkasına kayacaktı neden benimle evlendin? Benim babamın evinden aldın. Ta buralara kadar getirdin. Şimdi onları arayacak yüzüm bile yok. Ne diyeceğim? Ersin askerde kaçırdığı kadın iki çocuğuyla konağa geldi mi diyeceğim? Bıçakçılar da torun hasretiyle yanıyordu. Bunların anası nedir ne değildir demeden çocukları tepemize çıkardılar mı diyeceğim Ersin? Allah'ım. İnşallah. İshak babam doğru yolu bulur da kızını kurtarmak için avukatını onlara verir. Allah'ım. Allah'ım sen dualarımı kabul et. Bu kadın bu konaktan gitsin. Etrafta ne kadar fakir fukara varsa hepsini yedirip içireceğim. Allah'ım sen kabul et. Yok. Düşmedi ateşi, yanıyor çocuk.
Allah'ım sen beni neyle sınıyorsun ya? Yıkasak mı acaba? Telefonda öyle yazıyor. Yıka o zaman. Ben mi yıkayacağım? Ellerim bağlı ya hani. Yeşil, anca gelebildim. Duyunca kahroldum arkadaşım, iyi misin? Yeşil. Sakın endişelenme arkadaşım, sakın. Bak Menevşe yanlarında hem. Ben onu tanıyorsam o çocuklara zarar gelmesine asla izin vermez. Vermez değil mi? Vermez tabii. Korkma. Sen o çocukları sırça köşkte büyütmedin. Ne şartlarda büyüttün sen onları? Demir gibiler maşallah. O tufanla Ünal halt etmiş bizimkilerin yanında. Ay kuzularım benim. Ay kuzularım. Kurtaracağım onları Ayça. Kurtaracağım. Benim çocuklarıma dokunanı cehennem olurum ben. Bir bakalım şimdi neler yapabiliyoruz. Ben tahliye olanları bir soruşturayım, araştırayım. Belki bir şey çıkar ha, kim bilir. Bak, ne yapabiliyorsak yapalım, yapalım. Gülender ablacığım. Sen mi geldin Ayça? Nerede benim Menevşe? Nerede? Gülender ablacığım yapma böyle ne olursun. Kokusu burada kızımın kendi yok. Nerede? Oh bir şey olursa ben yaşayamam. Bir şey olmayacak ki Gülender ablacığım. İshak Ali Bey onu sağ salim getirecek. Sen gönlünü ferah tut, tamam mı? Bilmiyorum kızım. Bilmiyorum Ayça. Menevşe'mi gözümle görmeden inanamıyorum. Ona elimle dokunmadan, ona sarılmadan, gözümle görmeden inanamam. Senin için ne yapabilirim Gülender ablacığım? Kal burada. Daha önce Menevşe'mle kaldığın gibi. Bu odaya saatlerce kapanır. Ne konuşurdunuz anlamazdım. O kadar çok şeyi neye sığdırırdınız. Ama sonra içeriden sesiniz, cıvıltınız gelirdi. Yüzümüz gülerdi. Çok severdi seni. Ama deme böyle. Sanki ölmüş gibi tövbe tövbe. Menevşe hala hayatta. Tamam mı? Ve çok yakın bir zamanda buraya gelecek. Ben sana söz veriyorum. Ama şimdi o gelse, seni burada böyle görse çok üzülür. Hadi toparla biraz kendini. Anne olunca... sanıyorsun ki... çocuklarınla hep birlikte bir arada olacaksın. Hiç ayrılmayacaksın. Ama öyle değilmiş. Ben bu acıyı yaşadım. Hem de en ağırını yaşadım.
Artık menevşeme de bir şey olursa ben bunu kaldıramam. Olmayacak bir daha öyle bir şey. Söz veriyorum. Gerçekten olmayacak. Bak çok yakında gelecek. Söz veriyorum. Gözünün önünden ayırmaya kıyamadın yavrumu. Hayat bir gün geliyor senden koparıp alıyor. Ah, nasıl bir acı, nasıl bir acı. Allah düşmanımın başına vermesin, kimseye vermesin. Nasıl bir acı. Kalbinin en derin yerinden her gün, her saniye parça parça kopuyor. Geçmiyor. Diyorlar ki geçecek. Geçmiyor mu acı? Gülender ablam, ne olur, tamam. Ben yaşamadan bir şey olursa ben yaşayamam. Olmayacak, olmayacak, olmayacak canım, olmayacak. Ben bir evladımı daha kaybedemem acı. Kardeşim benim. İyi ki son görüşmemizde bu fotoğrafı çekmişiz. Ersin. Heh. Ya ikizim Allah için söyle ya. Bedelli askerlik yapmak dururken ne işin var senin bu dağın başına ya? He? Bana bak. Sen yengemin dırdırından mı kaçtın? Vallahi itiraf et, söylemeyeceğim Rukiye bir şey aramızda. Hadi lan. Sen var ya yemez içmez yetiştirirsin yengene. Korkarsın ondan ha? Ne korkacağım ulan? Hadi lan. Kaç kere söyledim oğlum? Vatan borcumu ödüyorum ben. Topraklar kolay kazanılmadı. Biz gelmişiz. Burada birkaç ay emanetimizi korumuşuz yani. Çok mu? Sen vatanını seviyorsun, asker oldun. Ben sevmiyorum, bedelli yaptım. Öyle mi? Ya öyle mi dedim ben? Senin o ödediğin bedelli parası da bu vatanı harcadın. Yani ikizim, biz seninle yine başarıyı paylaşıyoruz. Sen paranla, ben silahımla. Ulan yine yağladın, balladın, beni kandırdın hadi. Neyse. Bana bak, hazır diyorum ziyaretinde gelmişken şöyle birkaç fotoğraf çektirelim de. Benim de anlatacak askerlik anım olur ha. Hadi çek bakayım ya. Şşt, kepire vereyim mi lan? Havalı çıkarsın ha. Bitli de lan o. Ver hadi ver. Sırıtla biraz. Heh. Yattığın yerde incinmeni istemem. Ama sana kötü bir haberim var. Menüşemizi de çocuklarını da kaçırdılar. Kardeşimizi o günahsız yavrucaklarına sahip çıkamadım. Özür dilerim, beni affet. Elimizden aldılar. Ama kardeşim merak etme. Sana yemin ediyorum onları bulacağım. Onları bulacağım. Söz veriyorum. Kardeş sözü. İkiz sözü. Yaşadığım sürece onlar bendeler. Merak etme. Yattığın yerde... incinirsin diye içim içimi yiyor. Ama sen rahat uyu kardeşim. Menevşemizi de, evlatlarını da o çakalların elinden alıp sağ salim buraya getireceğim. Er ya da geç bulacağım onları, hiç merak etme. Söz veriyorum. Boncuğum, daha iyi misin? Hı. Ateşin çıkarsa tekrar suya sokacağım seni, tamam mı? Sen de ellerin bağlı kalmasın diye boyuna suya sokacaksın çocuğu. Tamam, gel bağla. Korktuğunda ben sen vay haline senin. Karlıcaların oğlu elleri ojeli menevşeden korkuyor. Benim kimseden korkum yoktur. Ama güvenim de yoktur. Az kalsın kafamı kırıyordun.
Aman, ne yaparsan yap. Ben alıştım zaten ellerim bağlı böyle. Sen bilirsin. İçeride duramadım da. Çocuklarımı düşünmeden edemiyorum. Kafatasında can kırıkları varmış gibi rahat edemiyorum. Anlıyorum. Vallahi ben de duramadım. Biraz hava almak istedim. Bir yolunu bulup çocukları da benim şeyi de kurtaracağız, merak etme sen. Sen onların ne kadar cani olduklarını bilmiyorsun. Çocuklarımı onların eline bırakamam. Tamam. Onları bu kadar iyi tanıyorsan muhakkak bir zaafları vardır. Yani küçük bir şey bile bizim için yeterli olabilir. Ne bileyim yani, ya belki gidecekleri bir yer olur. Bilmiyorum yani, bir düşünmek lazım. Bir düşün. Aklında hiçbir şey yok mu? Hayırdır bacı? Bu adam rahatsız mı ediyorsun? Uzağa. Hayat tıpkı futbola benzer, biliyor musun? Nasıl? İkisinde de kazanmanın yolu aynı. Hedefini belirle. Durmadan ilerle. Engel çıkarsa çalım at. Koş, vur ve gol. O kadar kolaydır. Şimdi çıktığın maçta kolay. Senin hedefin ne? O şerefsizden kurtulmak. Hedefi belirledik. Aha bak, şu yola doğru ilerle. Karşına engel çıkmaz. Ha çıkarsa da yanında asker var, kimse durduramaz. Koş karakola. Çık komutanın karşısına. Anlat bu şerefsizin yaptıklarını. Vur ve gol. Biz burada vuramayız be Ersin abi. Yoksa hepimizi vururlar. Bacım, sen defans ağırlıklı oynuyorsun. Yani savunma yapıyorsun. Böyle kazanamazsın. Nasıl kazanacağım? Savunma yapmayacaksın. Sallanacaksın. Hep ileri, hep sonuca gideceksin. Yok önce beraberliği oynayalım, galibiyet zor diye düşünmek işe yaramaz. Hele bir de senin gibi mağlubiyeti peşinen kabul etmek hiç işe yaramaz. İstersen biraz düşün. Ama unutma. Hayat tıpkı futbola benzer. Rakibinden önce davranıp saldırmadan bu maçı alamazsın. Aslında Ünal
onların yerini biliyorsa bana ulaşmak için mutlaka yanlarına gidecektir. Yani Ünal'ı takip edersek bizi çocuklara götürebilir. Ama tabii çok düşük bir ihtimal. Olsun. Olsun. Bizi şu anda onlara götürecek en ufak bir ihtimal bile çok önemli şu an. Gir. Bulduk baba. Menevşe'yi, çocukları. Yok, çocukları ve Menevşe'yi bulamadık ama bizi onlara götürecek olan yolu bulduk. Nerede o? Bizi onlara Ünal götürecek. Bana bak. Yoksa siz... Yok, yok. Yani biz konuşmadık, iletişim kurmadık. Yok yani kimseyle konuşmadık biz. Nedu ya, anlasanıza yol nedu? Allah Allah. Ünal'ı takip edeceğiz. Menevşe ile çocukları koyduğu yere gitmeden durmayacak. Ha. Sen bu kadar eminsin ha, adamın tek başına oraya gideceğini. Onu çok iyi tanıyorum. Bana ulaşmak için babasından evvel davranacak. Ya şimdilik başka da bir şansımız yok zaten. Eğer Ünal oraya giderse biz istediğimizi elde etmiş olacağız. Ha, gitmezse başka bir hal çaresine bakacağız. Doğru diyorsun. Yalnız bundan kimsenin haberinin olmaması lazım. Biz gideceğiz yani Yasin'le ben takip edeceğiz. Yoksa şüphe uyandırırız zaten. Bakın. Dikkatli olacaksın sen. Öyle çok sokulmak yok. Tamam sen merak etme. Ederim. Tamam hadi çıkalım hadi. Kızım bu saatte ne duya? Şimdiden gidip Nal'ın çıkmasını bekleyelim. Yok şimdi değil. Yarın sabah çıkarız. Haydi. Hayırlı geceler olsun. Benim şekerim düştü galiba. Bayılacak gibiyim. Aman ha. Bir de seninle uğraşmayalım şimdi. Çocuğun ateşine tekrar bakar mısın? Az önce baktım ben. Sıkıntı yok. Al şunlardan biraz ye. Bunlar son kalan yemekler. Buyur. Niye ediyorsun bu eziyeti bize? Daha sana kaç kere anlatacağım? Anaları gelsin, sizi hemen bırakayım. Ya hiçbirinizde akıl yok ha. Koca koca adamlar, kadın çocuk peşinde. Ya başlama yine. Ne oldu? Gücüne mi gitti? Ya sen var ya... sen tam bir Karadeniz kızısın ha. Sen daha bir şey görmedin. Bir gün eşit şartlarda karşılaşırsak o zaman görürsün Karadeniz kadınını. Ya tamam, şimdi benimle görüşmek istemeni anlıyorum. Fakat Yeşil'i bulduktan sonra herkes kendi yoluna. Vallahi kusura bakma. Ne görüşeceğim seninle be? Öküz.
Beni çağırtmışsın ha. Kaç vakittir beklediğimiz an geldi Hasret. Yaz değil, bayram evidir artık evimiz. Sahi mi ağam? Geçti mi? Bitti mi yüzümüzün yere eğildiği günler? Bizim de hanemize güneş doğacak mı artık? Serilecek mi o yeşil ayaklarımızın altına? Serilecek. Hem de öyle bir serilecek ki yalvaracak bana ölmek için. Üzerinde gelinliğiyle kaçıp gittiği o gece, oğlumu da yanında götürdüğü kara gece. Hiç unutur muyum ha? İşte o gece gibi karşılayacağım onu. Şenlikle, ziyafetle, davul zurnayla. Hiç durma. Hemen başlansın hazırlıklar. Bu sizden aldığım en güzel emir ha. Bana bak. Herkesle, her şeyle tek tek ilgilen. Oğlunun en sevdiği yemekler pişsin. Şerbetler yapılsın. Yüzlerce adak kesilsin. Olur ağam. Nerede kaldın Dilaver? Çok mu uğraştılar seninle? Ağam sabaha kadar sorguya tuttular beni. O ara tabii ruhsatta silah da gitti. Bu şey diyorlar ona. Adli kontrolle serbest bıraktılar beni. Annecan deli deyip saldılar yani. Benim bu aileyle kaderim daha çok küçük yaşta bağlanmıştı. Gözüm onların içinde açtı. Aşağılık Ünal hep peşimdeydi. Kafamı nereye çevirsem, nereye baksam gözleri üstümdeydi. Ama ben kanmadım. Neden? Gerçek değildik. Samimi değildi, yalancının tekiydi. Sahtekardı. Öyle bir insanı nasıl seveyim? Bir tek beni sevmiş. Gözü benden başkasını görmüyormuş. Başta gerçekten sevdiğini sandım. Sonra zamanla anladım ki bu sevgi değil, düpedüz takıntıydı. Ben ona yüz vermedikçe her geçen gün kötülüğü, kini, hırsı arttı. Sevdiğim çiçeğe, kuşa, şu aldığım nefese bile tahammülü yoktu. Sevdiğim ne varsa elimden aldı, her şeyi yok etti. Bana sahip olmak için her yolu denedi. Benim rızamla olmayacağını anlayınca da... Ne anlayınca ne? Bu sefer de hasta babamı, zavallı annemi konaktan atmakla tehdit etti. Ya onun karısı olacaktım. Ya da ailemi kendi ellerimle ölüme yollayacaktım. Hayatımı mahvettikleri yetmedi. Bir de onların yüzünden hapse tıkıldım. Yani... Beyaz Atlı Prens'in tam zamanında geldi öyle mi? Ersin hayatımı kurtardı. Zaten benim hikayem ondan sonra başladı. Çocuklarım doğduktan sonra dedim ki, bu bir son değil, başlangıç. İki çocuğum var benim. Öyle oturup ağlayamam. Onların bir ailesi var. Babalarının soyadını onlara vermem gerekiyor dedim. Anam hep derdi ki, ağlamak ağlamaya getirir kızım. Bu lafı hiç aklımdan çıkmadı. O yüzden ben de gözyaşlarımı sildim. Ayağa kalktım.
Bak, sen geliyorsun diye en güzel düğmelerimi taktım kızıma. En beyaz, en şık gömleğimi giydim. En güzel kokunu sürdüm. Şimdi yine seninle buluşacağız. Tıpkı yıllardır hayalini kurduğum gibi. Sen beni belki hiç sevmedin ama... ben sen yokken sen gibi oldum. Sen gibi düşündüm. Sen gibi konuştum. Senin için sakat kaldım. Yürüyemedim. Koşamadım. Ama şimdi seni koşar gibi karşılayacağım. Seni elimden almak isteyecekler. Ama ben vermeyeceğim. Gir. Dayı oğlu, araba hazır. Geliyorum. İyi, tamam. Kolay gelsin. Sağ ol hanımım. Tuzunu kattınız mı? Kattık. Siz dokunmayın. Ben kendim halledeceğim onu. İyi, hadi bakalım. Ne yapıyorsun? Yani içi delik yıkıyorum Haset Ağa. Bırak şimdi. Erik yahnesini ben kendim yapacağım. Oğlum benim elimden başkasından yemez. Bugün oğlumun yarım kalmış düğünü tamamlanacak. O gün düğünde nasıl yaptıysam yahniyi, bugün de ben yapacağım. Yakalandı mı Yeşil Ağam? Az kaldı. Elimize düştü düşecek. Siz dert etmeyin bunları. Bir an önce çorbaya kaburgaya bakın. Şu sarmaya yardım et hadi. Tufan'a çok kızdık ama... Tufan ne yaptı etti? Çıkardı o yılanı delikten. Gelsin alnından öpeceğim onu. Şimdi gene oğlum oldun diyeceğim. Ağam günaydın, hoş gelmişsin. Hoş bulduk. Nerede benim karaoğul? Buradadır ağam. Niye yerini değiştirdiniz? Biraz huysuzluk etti. Yerini değiştirdi, sakinledi ağam. İyi. İyi yapmışsın. Hadi sen git. Ben biraz baş başa kalayım oğlumla. Tamam ağam. Kara oğlum. Benim sessiz, dilsiz ama her sözümü, her halimi anlayan hisli oğlum. Ya seninle hiç ilgilenemedim. Ağanın halletmesi gereken meseleler var. Ondan sonrası çayırlarda, kırlarda bizim be kara oğlum. Hı. Sen bunların çiftlikten falan çıkacağını düşünüyor musun? Adım gibi eminim. Ünal Tufan'ın yanına mutlaka uğrayacaktır. Ya uğrasın o zaman ya. Şu durumda bile burada beklemek beni deli ediyor. Hadi. Merak etme sen.
Yavaş gitmemiz lazım. Çaktırmadan takip edeceğiz. Belli edersek elimizden kaçırabiliriz. İki araba bizi konaktan beri takip ediyor ha. He, ben de fark ettim inan. Ulan fark ettiysen niye söylemiyorsun? He? Gir şu ilerden. Gir. Ya bu yoldan gidilmiyor ki. Onu ben de biliyorum. Oradan gidilmediğini. Mevzu kafalarını karıştırıp savuşturmak. Gir şuradan. Gir. Çökle gazı. He, doğru. La gir hadi, de hadi. Sakin ol, bulacağız. Biz daha arabayı bulamıyoruz. Çocuklarımı nasıl bulacağız? Ya bak, yok oldular. Adama tozunu böyle yuttururum ben. Aklını kullanacaksın. Akıl en büyük sermayedir. Ama kullanabilene. Sende olmadığı için. Aha bak dayıoğlu. Şu yoldan saparsak kulübeye varırız. İyi. Gir oradan. Bir de kimsenin gelmediğinden emin ol. Aman yarabbim, yer yarıldı. Yer yarıldı, sanki içine girdiler. Tamam, şu ileriki sapaktan döneyim. Gidiş yolundan ilerleyelim. O Ünal kansızı anladı takip ettiğimizi, izini kaybettirdi. Yok, bu böyle olmaz. Bizim onu yakalayabilmemiz için onun gibi düşünmemiz lazım. Yani şeytan gibi. Hoş gelmişsin. Hoş bulduk. Onu sıkı tut. Kaygandır ağam. Ünal ağa geldi. Gelsin. Hoş geldin. Hoş bulduk Tufan. Vay 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 vay, anam yine döktürmüş. Bir sürü yemek yapmış bize. Acıktın kardeş. Kurtlar gibi açım. Eyvallah. Ya Tufan, bu çocukların canı niye sıkkın? Ha? Ne oldu? Yoksa karınları aç. Sedat. He. Hele bu çocuklara yemek ver. E tamam dayı oğlu. Güzelce. Ya baksana, bu çocukları anası hiç beslememiş ya. Kim bilir canları ne çekti de anaları almadı. Hadi iyi. Annem olmadan yemeyeceğiz biz. Ya bırakın, düşün ananızın yakasından. Yeter daha.
Ananızın işi var. Hadi siz karnınızı doyurun. Bak büyük sözü dinleyin. Yoksa kurtlar sizi kapar ha. Hadi bak yemeğinizi yiyin. Sonra Tufan amcanız size masal okusun. Ne masalı? Çocuk masalı. Ne masalı olacak? Hırt. Çocuklar için ola. Ya yok mu? Ağustos böceği, karınca. O şey var. Ben ona çok üzülüyorum. Fakir kibritçi kız. Onu anlat. Ya bu Hasret anamızın sana okuduğu masallardan oğlum. Ondan oku işte. Ne olmuş? Ah be bela. Hele sen de bir şeyler ye. Sonra kızımı aç koydunuz diye o babanın ağzı kapanmaz. Sağ olasın. İstemez. Aynı babası. Gördün? Bak. Aynı tepkiler. Katır inadı. İnatçılık var. Ya bir şey sormak istiyorum. Bu inatçılık genetik olarak mı babadan kıza aktarılıyor? Ya bir kere de he deyin. Tamam deyin. Ölsem yemem. Hele senin gibi birinin getirdiği yemeği hayatta yemem. Bağım bak. Benimle düzgün konuş. Sen beni daha tanımıyorsun ha. Böyle yarım olduğuma bakma. Benim sinirim tamdır. Benim asabımı bozma. Tamam tamam. Sakin. Tufan. Sen bu kıza hiç terbiye vermemişsin. Ben olsaydım muma çevirmiştim şimdi ya. Sedat. Heh. Hele bu çocuklara köfte ver. Ayran ver. Heh. Güzel güzel. Sedat abisi onlara ayran da versin. Tufan. Ben gidiyorum. Sen çocuklara göz kulak ol. Gözünü bir saniye kırpma. Gözlerin niye şiş şiştir gelin? Şey, benim mi? Alerjiden. Kimsenin ağzını bıçak açmayın. Ne oluyor ya? Yasin'in maç mı kaybetti? Yok anacığım, bir şey yok. Herkes bilema yorgun ondan da. Torunlarım yok muydu? Onlar nezle olmuşlar. Nezle. O ben kıyamam onlara. Çoba kaynatsaydı Lami'ye. Menevşem niye gelmedi? Özledim nuru yüzlü torunumu. Ofiste o boncuk nineciğim. İşleri çok. Bu kız da durmadan çalışıyor. Evin yolunu bulamıyor. İşte kendi işi olunca el mecbur. Gecesi gündüzü yok Menevşe'nin. Onu göremeyince kuyumağımın bile tadı yok. Toplantısı vardı, erkenden çıktı. Bu kız ne zaman evlenecekti? Koca yemek bekler, ilgi alaka bekler, çocuk bekler. Gözü açmadan çalışıyor. Erkek uşak gibi. Ana, ya her şeyin bir sırası var ya, o da olacak inşallah. Ha? Zamanı sırası geldiği de olacak işte ana. Sen bir yukarı çık dinlen ha. Ha? Kahveni iç, uzat ayaklarını, hadi. O zaman ben odama çıkıyorum. Ama gelince mutlak bana gelsin. Tamam ana, sen merak etme. Ya
Ya kızım sen de bir tut kendini artık ya. Az bir tut kendini, ağlamak ağlamaya getiriyor ya. Bir dur ya. Az bir dur ya. Allah'ım ben de suç işledim. Bana yardım et ya Rabbim. Ben neden bunları yaşıyorum? Ben neden? Keşke benim de elimden bir şey gelseydi. Ben arkadaşım için neler yapmazdım. Senin burada olman bile bana güç kızım. Sağa bakınca onu hatırlıyorum. Ne olur ağlama Gülender ablacığım. Bak beni de ağlatacaksın. Gülender, kızım bir kendine gel ya. Kızım bir dik dur ya, tamam? Ben buraya ima çözeceğim dedim sana. Kızımızı da alacağız, torunlarımızı da alacağız. Az bir güven bana ya. Kızımın kılına zarar gelirse... bu evi herkesin başına yıkarım. Heh, yıkarsın tamam. Ben Menevşe'nin ofisine gideyim o zaman. Şimdi çalışanlar ulaşamayınca merak ederler. Onu iyi düşündün kızım. Sağ olasın ya. Sahada zahmet olacak ama. Ne zahmeti? Doydu mu karnınız? Hayret. Ne hayret? Ağzından ilk defa normal bir cümle çıktı da. Benim insanlığım ölmemiştir. Ama sana beğendirmek zordur. Allah Allah. Ben niye görmedim daha önce o insanlıktan? Emir demiri keser derler Menevşe Hanım. Aa ne derse o. Bize bir şey soran yok ki. Ne söylenmişse, ne yazılmışsa odur. Yapacak bir şey yok. Gerçi böyle durumlarda yapacak bir şey vardır. Nedir? Çay içer misin? Şey şu. Şimdi bu kız hapse girdi. Cezasını çekti. Siz hala niye onu cezalandırma derdindesiniz? Öyle yerler vardır ki... ne benim sözüm geçer ne senin. Böyle gelmiş böyle geçer. Son söz ağanındır. Ağanın sözünün geçtiği yerde kim dinler Ünal'ı? Kim dinler tufanı? Böyle topraklarda doğdum ben. Ne başka bir yol bilirim, ne başka bir hayat. Bak bu törede yoktur. Ama bende vardır. Bunu da bin yılda bir görürsün ha, haberin olsun. Delireceğim ben, delireceğim. Vallahi delireceğim. Oraya gidiyordu. Çok yaklaşmıştık çocuklarıma. Ya yakın mesafeden de takip etmiyordum. Nasıl oldu da anladı, gördü bizi? Sen hiç merak etme ama, tamam mı? Kurtaracağız onları. Hiçbir şey olmayacak. Ne Menevşe'ye ne çocuklara. Ya ucunda zaten seni almak var. Onlara iyi bakmak zorundalar. O kadar aptal olamazlar. Senden uzakta olunca cennette bile olsalar aklın kalıyor. Annelik başka hiçbir şeye benzemiyor. Benim çocuklarım dışarıyı bilmediler, insan görmediler. Bir tek hapishaneyi biliyor onlar. Ama vazgeçmeyeceğim. Vazgeçmeyeceğim. Kurtaracağım onları. Kurtaracağım. İlk hamlemizi yaptık. Başaramadık.
Şimdi sıra ikinci hamlemizde. Neymiş ikinci hamle? Ne var aklında yine? Beni götürünce Napa'ya teslim edin. Menevşe'yle çocukları alın. İhracat raporlarını da getirebilir tabii. Misin? Selam. Ayça Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum canım. Nasılsın? İyiyim. Menevşe Hanım yok mu? Bir süredir kendisine ulaşamıyoruz. Önemli bir şey yok değil mi? Ay yok canım yok. Önemli bir şey yok. Beni de o yüzden yolladı zaten. Sesi kısılmış. Telefonlara da o yüzden cevap veremiyor. Hı. Sen git beni merak etmesinler dedi. Çok geçmiş olsun. Sağ ol canım. Müşterilerin mesajlarına da cevap vermemiş. Onlar da çok merak etmişler. Tamam. Önemli müşterileri ben arar konuşurum. Hı-hı. Onun dışında önemli bir şey yok. Tamam mı? Birkaç güne toparlar kendini. Dikkat edin kendinize. Çok fena salgın varmış. Tamam mı? Hı-hı. Bunun dışında bir şey var mı? Sevkiyatta ufak bir sıkıntı var. Onun dışında Menevşe Hanım gelene kadar bekleyebiliriz. Tamam. Getir dosyaları. Ben bir bakayım ne yapabiliriz. Leyla'cığım ya. Bana bir de Türk kahvesi söyleyebilir misin? Tabii ki. Çok teşekkürler. Rica ederim. Bakalım. Ben onlara veririm. Kızım istersen ben arayayım Cenap Bey'i. Kendi elimle götüreyim ha seni. Ben bir söz vermişim. Dönmem geriye. Benim de ciğerim yine. Ama sabırlı olacağız. Plan yapmamız lazım. Plan, plan. Ben de onu diyorum işte. Plan yapacağız. Onları ikinizden de daha iyi tanıyorum. Beni almadan Menevşe ile çocukları vermeyecekler. O yüzden beni teslim etmeniz lazım. Plan, plan, plan dediğin bu muydu ya? Bunun neresi plan? Anlamadım. Beni onlara vereceksiniz. Menevşe ile çocukları sağ salim teslim alacaksınız. Sonra da beni kaçıracaksın. Ersin'in yaptığı şeyi şimdi de ben mi yapacağım? Seni o karlıcalardan kaçıracağım öyle mi? Vay be. Kadere bak. Başka çaremiz mi var? Ya da çocuklarımı size teslim edip ölmeyi kabul edeceğim. Nasıl olacakmış bu kaçırma işi? De bakayım sen be. Kafasına koyunca yapıyor benim Tufan'ım. Sen de az haşlamadın çocuğu. Hak etti. Ama sen de hiç kıyamıyorsun oğlunu. Kıyamam tabii. Hem de hiçbirine. Ünal'a kıyabilir miyim sanki? Sen ana yüreği nedir bildin mi? Nereden bileceksin? O da az eline yüzüne bulaştırmadı işleri ha. Şimdi toparladı da. Ha birazcık yüzümüz güldü. Orada duracağım. Öyle erken sevinmek yok. Ben ağzımın payını misliyle aldım. Erken erken sevindim. Sevinç kursağımda kaldı. Durun hele. Yeşili avucumun içine getirsin, koysun. İşte o zaman halaya duracağım. Ha. Ali İshak bıçakçı arıyor. Bıçakçı, düştün ocağıma. Yana yana arıyorsun beni. Hayırdır Ali İshak bıçakçı? Hayır Cenap Bey, hayır. De bakalım. Seni dinliyorum. Ben düşündüm. El mahkum. Sana hak verdim. Ne demişler bıçakçı? Aklın yolu birdir.
yeşili sağa vereceğim. Karşılığında da kızım Menemse'yi ve çocukları vereceksin bana. Ha işte böyle. Boşuna uzattın maçı bıçakçı. Uzatmaları oynattın, takımı yordun. Ne diyor ya? Ula ben futboldan ekmek yemişim, iki tane dağ gibi çocuk büyütmüşüm. Kitabını yazmışım ben futbolun. Sen ne öğreteceksin bana? Sen emanetleri hazırla, emanetleri Cenap Bey. Kızımı ve çocukları hazırla. Gelip alacağım. Tamam, sen de tez vakitte saati vakti bildirirsin, ben de emanetleri hazırlayayım. Biz hazırız Cenap Bey, çıkacağız birazdan. Nereye geleceğiz onu de bana. Kızı veriyorlar mı ha? Veriyorlar, veriyorlar. Ay şükürler olsun. Oh. İyi ağa. Ne diyorsun, bize düğün bayramdır. Durun hele durun. Dereyi görmeden paçaları sıvamayın. O kadını elime geçirmeden içim rahat etmeyecek. Teslim ediyoruz dediler ağam, daha ne? Dediler ama hele bir elime gelsin. Sıçan deliğine bir dönsün. Kedi de kaç vakittir beklediği avıyla bir oynasın. Cenab-ı Ağa'dan kaçamayacağını anladılar. Anladı ya. Sonunda hizaya geldi bıçakçı. Burnu sürtüldü. Yeşil'in başına bela olduğunu, ailesini kabus gibi çöktüğünü anladı. Konaklarında zerre huzur kalmayınca akılları başlarına geldi. Kızlar da evden gitti. Ne olacaktı? Şimdi elden teslim ediyorlar. Acele postayla. Yeşil sağ salim elimize geçene kadar gereksiz heyecana, lüzumsuz sevince hiç gerek yoktur. Alalım da sonra çıkartırız tadını. Ben bayram yemeklerini pişirmişim, taşırmışım. Bana kimse engel olamaz. O sofralar kurulacak. Sen Tufan'ı kutlamayacaksın mı? Bu kadar başarısızlıktan sonra kutlanacak bir şey kaldıysa kutla ana. Kutlaması bedava. Ya yanım dur acele etme diyor. Bir yanım kutlayıver çok ağır konuşsun oğlunla diyor. Kaldım arafta. Hasmın değildir ya. O da senin oğlundur. Arada kutla. Tufan azmetmiştir. Allem edip gallem edip o kadını yakalamıştır. Tamam tamam. Oğluna hiç kıyamıyorsun. Anladım. Bir daha üstüne geçmeye gerek var mıydı? Herkes ne yapacağının farkında. Her şey tamam. Maça bile böyle hazırlanmadım ben. Yeşil. Hazırım. Dayı. Ben dünden hazırım adacığım. Kadir. Her zaman hazırım beyim. Sen Samet'i al. Beraber arabaları hazır edin haydi. Derhal hazırlıyoruz. Saat 11'de bu adamların dediği yerde olacağız. Saat 9:30. 1,5 saatimiz kaldı. Anca. O halde. Hadi Yeşil. Allah'a emanet. Allah razı olsun. Anne, anne, müjdemi isterim. İshak babam ikna oldu. Yeşil'i kendi elleriyle Cenap Ağa'ya verecek. Menevşe'yi alacakmış. Doğru mu diyorsun? Doğru diyorum. Gülü, biz çıkıyoruz kızım. Nereye? Menevşe'yle çocukları alacağım. Ben sana söz verdim. Kızım bu gece odasında yatacak. Allah yolunuzu açık etsin. Dikkatli olun. Yasin'ime de dikkat et, başını belaya sokmasın, tamam mı? Sen sıkma Yasin'a canını. Ben bir çay koyayım. Koy, koy. Koy. Allah'ım çok şükür.
Alo. Haberini aldım. Evet ağam. Çok yalpaladın, sektin, tükezledin. Ya bana da kafayı sihirttin. Başıma haklar düşürdüm. Ama sonunda havladın tufan. Evelallah. Kimin oğluyum? Dur hele. Getir koy avucuma abi. Böyle baba de. Biliyor musun içimdeki kuşkuları hala söndüremiyor. Senin kafan rahat olsun ağam. Aman sıkı tut. Elinden kaçırma ha. O iş bende ağam. Kuş artık kafese girdi. Kaçar yoktur. Günahlar da gelecek destek kuvvet. Gelsinler. Aman tufan. Gözünü seveyim. Şu işi nasıl başladıysan öyle bitir. Aklında soru işareti kalmasın ağam. Nasıl başladıysa öyle devam edecektir. Hadi bakalım. Bu işi becerirsen gözümde adam olacaksın ha. Yani adam almak boy, poz, saç, sakal değildir. İş götürmektir. Kafayı çalıştırmaktır. Bu sefer karşında boynumu bükmeyeceğim ağam. Dimdik geleceğim. Ellerinden öperim. Çocuklarla kızı alçık. Biz de çıkıyoruz. Tamamdır. Yolda buluşuruz. Tamam. Hazırlan. Çocukları da hızla gidiyorsunuz. Nereye gidiyoruz? Babanın kanatlarının altına. Baban sizi almak için gerekeni yapıyor. Çocuklar ne olacak? Vallahi onları sen düşün. Ağlaları sensin. Ben görevimi yaptım. Her şey zeval olmaz. Cellata zeval olmaz desene sen şunu. Bir kusurumuz olduysa affola Menevşe Hanım. Öyle af, özür falan bunlar var mıydı senin lügatında? Hadi. Hadi çocuklar gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Evimize gidiyoruz. Annemize gidiyoruz. Thank you.
da buraya niye geldin? Az kaldı kurtulmamıza. Evimize gitmek için geldik. Geldiler. Sonunda. Geldi sizinkiler. Şükürler olsun. Çocuklar, birazdan evimize gideceğiz. Ama sizden bir şey rica edeceğim. Uslu olacaksınız. Yaramazlık yapmak yok. Tamam mı? Tamam hala. Anneniz de geldi burada. Ama onu görünce bağırmak, heyecanlanmak yok. Anlaştık mı? Anlaştık. Anlaştık. Kıllı kuslarım benim. Rezil. Hazır mısın kızım? Ali Bey, bana bir söz ver. Eğer bana bir şey olursa çocuklarım size emanet. Tamam mı? Buna gerek kalmayacak kızım. Sen kaygısız ol. Olacaksın Yeşil. Konağın hanımı, benim de karım olacaksın. Çocuklar da yanımızda. Tam bir aile olacağız. Yasin nerede? Görmedim ağam. Yasin burada yoksa bunlar bize oyun oynayabilirler. Adamları uyar. Dikkatli olsunlar. Söylerim ağam. Önce çocuklarımı teslim edin. Hadi. Annem, çok özledim. Kafanızı özledim. Oh. Anneciğim, sana sakın bizi bırakma. Annem, şimdi bir ayrılacağız. Ama sonra anneniz geri gelecek, tamam mı? Tamam, merak etmeyin. Anlaştık mı? Söz mü? Söz. Anne sözü mü? Anne sözü.
Geçin, geçin dedemizin yanına. Gelin bakalım böyle. Şimdi böyle uslu uslu bekleyeceğiz, tamam? Yeşil'i benim arabaya götür. Sedat. Kızım. Geçti tamam. Geçti canım, geçti. Abim nasıl, iyi mi? İyi. Anlatacağım ben sana. Sen çocukları bu kadar dolayı. Alo. Çocuklarla Menevşe'yi aldınız mı? Aldık aldık. Bundan sonrası sende. Tamam. Aha bak. Konuştuğumuzun dışına bir şey etmiyorsun ha. Sen merak etme baba. Ederim. Hadi Allah'a emanet. Salim Menevşe ve çocukları almışlar mı? Almışlar diye. Oh, şükürler olsun. Çok şükür. O zaman sıra bizdedir. Aynen öyle. Beyler, kimse dediğimin dışına çıkmayacak, tamam mı? Şimdi dağılıyorsunuz. Kesinlikle şüphe de çekmiyorsunuz, tamam mı? Dayıcığım, sen de işin bitince dediğim yere geçersin. Tamamdır. Giderim dalga gibi birileri bir geri. Koca Karadeniz'in yok mudur bana da yeri. Giderim dalga gibi birileri bir geri. Koca Karadeniz'in yok mudur bana da yeri. Baktın da göremedin yüreğimi sen felek. Baktın da göremedin yüreğimi sen felek. Oturup da ağlarsın derdimi bilsen felek. Dayan yüreğim, dayan dayan yüreğim.
istiraptır, bakarsın eller gibi. Dayan yüreğim, dayan, dayan yüreğim. Ne büyük istiraptır, bakarsın.